Herkese Karacasu'dan selam ve sevgiler. Aydın'ın Milchester Karacasu. Denizli'ye giderken hemen tarihi yoldan döndünüz mü? Karacasu içerisine girmiş olursunuz. Burası da yine gelişmiş olan, hatta üniversitesi, meslek yüksekokulu olan güzel bir ilçemizdir. Burası şehir merkezi. Dükkanlar, çarşı bu şekilde. Evler çok yüksek olmamakla beraber yaklaşık 3 veya 4 katlı binalardan oluşuyor. Efendim, buranın 19.800 gibi bir nüfusu var. Şu anda burada yerleşik yaşayan. Gördüğünüz gibi geleneksel. Bakın, gelinimiz de var. Görüyorsunuz. Çok güzel bir ilçe. Şöyle söyleyeyim size. Aydın'ın çok bilinmeyen ama gerçekten çok değerli, UNESCO tarafından korumaya alınmış tarihi eserlerin bulunduğu bir ilçemiz. Turistik açıdan da oldukça bilen bir ziyarete de geliyor. Turlar içerisinde de dahil edildi burası. Eğer yolunuz Aydın'a düşerse mutlaka bu Karacasu'ya gelin derim. Görmeden geçmeyin derim. Bakın, geldiğinizde nelerini gezmeniz gerekiyor. Süleyman Rüştü Türbesi var. Onun çekimini yaptım biraz önce. Tekrar yayınlayacağım size onu. O zaman izlersiniz. Yemezzade Süleyman Rüştü Türbesi. Yine Kız Dedesi Türbesi var. O da yine önemli bir şahsiyete ait. Dede Bağ Türbesi var yine. Efendim, Ara Güler, biliyorsunuz, ünlü bir Türk fotoğrafçısı, sanatçısı. Bu kişi geziyor Aydın'ı ama yolunu kaybediyor ve gidiyor bir köye. Hangi köy derseniz Geyre köyüne gidiyor ve orada konaklayacak. Köylüler Ara Güler'i misafir ediyorlar, ağırlıyorlar. Sabahleyin kalkınca da köyü şöyle bir dolaşayım diyor, fotoğraflarını çekeyim istiyor. Ve kalkıyor, bakıyor, her evin önünde, sokaklarda objeler var. Bu objeler nedir diye düşünüyor, bakıyor, ediyor, soruyor. Diyorlar ki, biz bunu böyle buluyoruz, getiriyoruz buralarda, koyuyoruz, kullanıyoruz diyorlar. Fotoğrafı çekiyor ilginç olarak ve bu çektiği fotoğrafları da döndüğünde İstanbul'a nereye veriyor biliyor musunuz? National Geography dergisine gönderiyor ve orada bu yayınlanıyor. Yayınlandıktan sonra da insanların dikkatini çekiyor ve New York Üniversitesi'ndeki bir arkeolog Türk hocamız geliyor bu bölgeye ve burayı araştırmaya başlıyor. O bulguları çıkartarak kazıya karar veriyorlar. İşte Afrodisias Müzesi, Afrodisias kalıntıları o şekilde çıkartılıyor. Ve bugün turizme çok büyük gelir sağlayan bir gelir kaynağımız. Burası da Karacasu'nun şehir merkez meydanı, tam göbek. Çok da işlek bir yer. Bakın, çok da güzel bir heykel ve ışıklandırma yapılmış. Böyle gece göreceksiniz, çok güzel oluyor. Resmi binalar burada böyle var. Yine karşıda Atatürk heykelimiz var. Şöyle göstereyim. Çok da güzel bir heykel ve meydan. Oldukça hareketli bir yer. Buranın pideleri ünlü. Efendim, Karacasu'ya gelirseniz mutlaka pideler yiyin. Pideciler ağırlıklı burada. Çilek köftesi vardır yine buranın. Çok güzel yapıyorlar. Onu tatmanızı isterim. Evet. Gelir kaynakları da genellikle portakal, zeytin, incir. Buranın da yine genel halkın geçim kaynakları bu. Tarım ve hayvancılık daha çok. Evet. Aydın'ın Toros Dağları'nda çevrili mis gibi havasıyla gerçekten şahane, yaşanılması güzel bir yer, huzurlu. İnsanları çok bilinçli.
Tam bildiğiniz Yörük ilçeleri, öyle söyleyeyim size. Evet. Şimdi buradan daha devam edeceğiz. Bakalım neler var, neler göreceğiz. Karacası sokaklarında ki ana caddesinde bu çekimi gerçekleştiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Oldukça amatörüm, biliyorum. Yürüdüğüm için de biraz ekran titriyor. Ama idare edin. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Zülay kanalında kalın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.